Sevgili seyirciler, az önce belirttiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sayın Aydın Özer canlı yayın konuğum. Efendim önce hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önce tebrik ediyorum. Çok koşturuyorsunuz Antalya adına. Dile getiriyorsunuz sorunları. Gerçekten bundan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bunu da Antalya olarak ifade etmek istiyorum. Bizi izleyen Kanal Antalya ekranlarında bizi izleyen bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize, bütün halkımıza iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bizi kabul ettiniz, size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne demek, estağfurullah, bizim görevimiz efendim. Özellikle bu son günlerde sebze meyve fiyatı artık tamamen kamuoyunda konuşuluyor ve işin içinden çıkılamıyor. Tanzim satışlar yapılıyor ve siz gözlemlediniz. Neden kaynaklanıyor Sayın Özer? Yani nereden böyle bir sorunla niçin karşılaştık? Aslında bu sorun önceden de var. Yani bu sorun bugünkü mesele değil. Evet. Uzun yıllardır var. Hı hı. Türkiye'de ne yazık ki bir tarım politikası söz konusu değil. Evet. Tarım güzel güzel bir sistem içerisine bırakılmış durumda. Yani bu yıl biraz sebze fiyatlarının yükselmesinin sebebi de şudur. Hı hı. Uzun yıllardır yaşamadığımız kadar zor bir kış geçiriyoruz. Evet. Aşağı yukarı 3 ay boyunca güneş görmedi desek olur. Bu fırtınanın etkisi olabilir. Yağmur fırtınası. Yağmurlar var, fırtınası var. Gece, evet. Özellikle soğuk, aşırı soğukta. Evet. Bitkiler çok üretim yapamaz. Hı hı. Optimum sıcaklığı yakalaması lazım. Evet. Yani ben her yerde söylüyorum. Mesela bu kış boyunca 1000 metrekare bir biber serasından ya da patlıcan serasından 15 günde bir, 2 haftada bir girer üretici, hı hı, hasat için. Bu 80 ile 100 kilo arasında bir biber ya da patlıcan çıkar seradan. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde tabii bunu ileride de göreceğiz. Hava ısındıkça bu üretim artacaktır. Fiyatlar da düşecek mi peki? Yani fiyatlar tabii. Mi? Şimdi piyasa şöyle oluşur. Ne kadar üretim varsa, ne kadar talep varsa, hı hı, arz talep dengesine göre piyasa oluşur. Evet. Onun için üretim düşük ama 80 milyonluk bir ülkede talep oldukça yüksek. İktidarın bazı yaklaşımları olmuştu. Özellikle komisyoncuların bu konuda çok fazla kar etmek istediği gibi bir yaklaşım sergilendi. Hani iktidarın bu yaklaşımı doğru mu? Komisyoncular da sebep mi? Çok, yoksa sizin aktardığınız gibi sebepler başka bir yerde? Çok yanlış. Çok, evet, yanlış bir kavramdır. Bir hal yasası yapılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. Evet. Tabii bu hal yasasını şimdi seçim döneminde askıya aldılar. Evet. Büyük tepki aldı aslında hal yasası. Hem halcilerden hem üreticilerden de tepki aldı. Hı hı. Şimdi bizdeki komisyoncunun görevi şudur. Komisyoncu, bizim üretici hallerine komisyondan bahsediyorum. Evet. Komisyoncu bizim adımıza malımızı satan, hı hı, ve bu sattığı, bizim adımıza sattığı malın içerisinden en fazla %8 komisyon alma hakkı olan, yasayla belirlenmiş bir hakkı var. Evet. Mesela diyelim benim 1000 liralık malımı sattı, hı hı, komisyoncu. Hı. Sadece benim malımın içerisinden 80 lira para alır. O kadar. En fazla. Evet. Yani Sayın Bakanların söylediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı gibi komisyoncu malı 3 alıp 4'e satan, 5'e satan bir sistem içerisinde değil. Yani, kesinlikle değil. Değil, değil mi? Değil, evet, tabii. Yani biz onu Sayın Bakanlara anlattık. Ulaşabildiğimiz kadar meclis kürsüsünden olsun, hı hı, efendim diğer konuşmalarımızda anlattık. Dedik ki komisyoncu yanlış biliyorsunuz. Komisyoncu üretici temsilcisidir. Değil mi? Üreticinin temsilcisi. Hatta üreticiyi desteklediğini de biliyorum, değil mi? Evet. Hani üreticinin tohum parası olmadığı, gübre parası olmadığı zaman bile komisyoncularımız, üretici komisyoncuların desteklediğini de biliyorum. Hani normal yardım. Yani komisyoncu şöyle. Evet. Mesela küçük çiftçi çoğu zaman bankalardan şey kullanamaz, kredi kullanamaz. Evet. Üretim yapması için bir sermaye ihtiyacı vardır. Mesela fide alması gerekir, gübre alması gerekir, evet, ilaç alması gerekir. Hı hı. Bunlara komisyoncu kefil olur. Yani der ki ziraatçı bayisine, Aydın Özer benim üreticimdir. Hı hı. Aydın Özer'e fide verebilirsiniz der mesela fideciye. Evet. Ziraatçı bayisine gübre verebilirsiniz der. Evet. Şimdi burada komisyoncunun iki tür görevi var. Bir, bizim adımıza malı satar. Hı hı. İleride bir zarar uğrarsa satıştan ya da o sattığı tüccar ya da ihracatçı parasını ödemezse, komisyoncu bizim paramıza garantördür. Paramızı ödemekle mükelleftir. Bir. Evet. İki, yok olduğumuz zamanlarda, yani sebzenin olmadığı yaz döneminde, hı hı, biliyorsunuz biz kış sericiliği yapıyoruz. Evet. Sebzenin olmadığı yaz döneminde komisyoncu özel durumlarda bize kredi kullanır. Kredi açar, para verir. Destek verir. Destek verir. Ya yani, evet, bir düğünümüz olur, bir önümüz şeyimiz vardır, evet, orada destek verir. Peki efendim. Komisyoncu burada, hı hı, küçük çiftçinin, zaten bizim bölgemizde de şöyle, seralar aşağı yukarı küçük çiftçi bazındadır. Yani 3 dönüm, evet, 4 dönüm sera aile işletmeleri var. Genelde, doğru, bu şekilde. Doğru, evet. Bunların
sürdürülebilir bir tarım yapması konusunu sağlamış oluyor aslında. Bu önemli. Yani şimdi yeni hal yasasına baktığımız zaman komisyoncuya mesela diyor ki Cumhurbaşkanı komisyoncuyu kaldıralım. Ya komisyoncuyu kaldırdığınız zaman komisyoncunun yerine bir sistem koymanız lazım. Evet. Yani bu küçük çiftçiyi koruyacak, onu kollayacak, onu piyasadaki bazı düzensiz ticaret yapanların eline teslim etmeyecek bir sistem ortaya koymak lazım. Doğru. Ben her zaman şunu söylüyorum, yani komisyoncunun yanına şimdiki bu hal yasasında nasıl bir sistem uygulamak istiyorlarsa halleri onu da yerleştirsinler. Evet. İkisini de denesin. Hem üretici görsün, hem tüccar görsün, hem sistem görsün. Zaten İşe yaramayanı dışarı atacaktır sistem. Yani bir pilot bölge seçilebilir ya da pilot... Uygulanabilir. Değil mi? Bir, ama kaldırmadan hal, önce yani ikisini ortaya koyup bir dengeyi görmek lazım. Evet. Yani bu dönem içerisinde gerçekten komisyoncu bize lazım mı değil mi? Eğer gerçekten bu sistem lazımsa bize, yeni hal yasasını getirdiği sistem, kooperatifleşme mi diyelim, şirketleşme mi diyelim, lazımsa bize, o zaten otomatik olarak o kalır, komisyonculuk çıkmış olur devreler. Sayın Özer, peki bu yeni hal yasasını nasıl okudun? Yani ne anladınız oradan? O size nasıl bir his verdi? Ne yapmayı düşünüyor iktidar? Yani yine bir tekelci anlayış var burada. Değil mi? Yeni hal yasasında bütün üreticileri şirketlerin eline teslim edecekler. Yani bu büyük marketleri, gross marketleri size eline teslim edecekler. Şimdi buradaki serbest piyasayı kaldıracaklar. Evet. Halbuki serbest piyasa ekonomisinin kuralları var. Evet. Bu kuralları uygulamanız gerekiyor. Yani böyle tanzim satış mağazaları gibi elinize bir sopa alıp nasıl dolara düşüremiyorsanız, dövizi düşüremiyorsanız burada sebze fiyatlarını düşüremezsiniz. Zaten düşüremediklerini de görüyorlar. Ben, siz gittiniz, gördünüz. Evet, neyle karşılaştınız? Tanzim satış mağazalarına geldim. Bu özellikle Ankara Kızılay'da 2 gün önce. Evet. Gittiğim zaman çok kötü bir manzarayla karşı karşıya. Bizim çıkma dediğimiz, yani şey dışı, satış dışı olan 3. domatesler, ondan sonra efendime söyleyeyim biberler, evet, çürük biberler, patatesleri göreceksiniz, evinize alıp koymazsınız. Bunu satıyorlar. Bunu satıyorlar ve parayla satıyorlar. Evet. Bir de başka bir konu da var, onu da size burada anlatmak istiyorum. Lütfen. Ben gittiğim yerlerde anlatıyorum. Buyurun. Bir haftayı geçti. Sayın Tarım Bakanı kendi Twitter'dan bir irsaliye paylaştı. Hem de bu Tarım Kooperatifleri Birlik Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bey'le önce o paylaştı. Tarım Bakanlığı'na retweetlemiş onu. O altta irsaliyeler var. Evet. Gerçekten, bakın ben size burada. Bakın. Şimdi size şunu göstereyim. Bu Fahrettin Poyraz Genel Müdürü. Evet. 2 tane irsaliye. Bak dikkat edin. Şurada altında ne yazıyor? Bedelsiz alınmış. Bedelsiz olarak teslim edilmiş. Teslim edilmiştir. İkisinde de yazıyor. Bedelsiz olarak teslim edilmiştir, evet. İki tane, iki tırmal. İki tırmal. Evet. Kınık'ta uçak kardeşler tarafından bağış yapılıyor. Tarım Kredi Kooperatifine. Evet. Ve bu tırmallar parayla satılıyor. Parayla satılıyor. Evet, biz ilginç hesap yaptık. Evet. 36.526 lira yapıyor. İki irsaliyenin. Evet. Domates bu. Ve bedelsiz. Bedelsiz olarak alınıyor ve 109 bin lira yaklaşık karşılığı var bunun. Evet. Şimdi Sayın Bakan'a sorduk mecliste. Genel kurulda dedim ki Sayın Bakan buna bir cevap versin. Bu mallar satıldı mı, satılmadı mı? Bir hafta geçti, cevap yok. Yok maalesef. Evet. Ondan sonra 109 bin lira para ediyor. Bu parayı nerede kullandınız? Paylaşmışsınız. Evet. Demişsiniz açık açık, hatta teşekkür etmişsiniz bu malı bağışlayan uçak kardeşlere teşekkür etmişsiniz. Peki efendim, satan tanzim satışın kurumu neresi? Devletin hangi kademesi bu? Tarım Kredi Kooperatifleri marifetiyle yapılıyor. Kooperatif marifetiyle yapılıyor değil ya mi? Ya o kadar kooperatif var ki. Evet. Şimdi şey koymuşlar, onu gördüm. Nohut koymuşlar. Evet. 2 kiloluk nohutlar koymuşlar. Merak ettim ya, ne kadar satıyorsunuz falan dedim. 2 kilosu 11 lira. Sonra nohut konusunda biraz çok şey olmadığım için hemen yakında bir tane toprak mahsulleri ofisinin hemen 100 metre yakınında bir şeyi var, satış mağazası var. Evet. Oraya vardım, aynı nohut orada da satılıyor, 11 liraya satılıyor. Şimdi pirinç satacağız dediler, bugün bir pirinç getirecekler. Evet. 5 kiloluk pirinç, baldo pirinç 28 lira 50 kuruş. 5 kilosu. Şimdi dedim ki sakın dedim, bak dün başka bir televizyon kanalında da evet ismini sabah söyledim. Eğer dedim bunu da siz dedim bu şekilde satacaksanız, yalnız dedim zaten yan tarafta satılıyor aynı paraya. Yani burada sanki milleti kandırır gibi, özel bir mal getiriyormuş gibi buna niye tevessül ediyorsunuz? Biz bunlara üzülüyoruz. Peki ama. Efendim, bu duruma niye geldi Türkiye? Yani şimdi demin belki 2-3 dönümlük aile seralarının
belki fırtınadan etkilendiğini düşünebiliriz ama pirince, nohuta bir diğerlerine ne oldu peki? Plansızız. Hiçbir şeyimle planlamamız yok. Evet. Bir tarım planlamamız yok ki. Bakın ben size son 14 yılın bir şeyini yapıyorum. TÜİK verilerini anlatayım size. Lütfen. Bakın 2004 yılından 2018 yılına kadar 3,5 milyon hektar tarım arazisi devre dışı kalmış. Yani ekim dışı kalmış. Bırakmış, çiftçi üretimi bırakmış. Bunu canı istemediği için mi yapmıyor? Ay, yani? Adam ekiyor, kazanamıyor. Yani maliyetini karşılayamıyor. Tam desteklenmiyor tabii. Gübre fiyatları katlanmış. Evet. Geçen yıldan bu yıla kadar gübre fiyatı %100 artmış. Evet. İlaçlar %100 artmış. Fide ona kese artmış. İşçilik artmış. Her şey artmış. Ama diyor ki canım siz diyor ucuza satın. Canım 1 kilo domatesin bugün maliyeti bize 2 lirayı buluyor, çiftçiye maliyeti. Evet. Şimdi 2 liranın üzerinde bir paraya satması lazım ki. Para kazansın. Para kazansın. Bir de bizim malımız böyle depolanabilir bir malzeme değil ki. Yani bir yere alıp koyacaksınız, bir depoya koyacaksınız. 6 ay depoda bekleyecek. Oradan çıkaracaksınız, satacaksınız. Böyle bir şey yapma şansınız yok. Bizim bir hafta bilemediniz 10 günlük raf ömrü var. Hasattan sonra. Satmak zorunda. Aldınız. Sattınız. Satamadınız şöpe. Evet. Şimdi böyle, buraya nasıl müdahale etmesi gerekiyor devletin, hükümetin? Önce planlama yapması lazım. Önce evet. Destek vermesi lazım. 2006 yılında bir tarım yasası çıkarıyor AK Parti. Evet. 21. madde ne diyor biliyor musunuz? Milli gelirin %1'i en az diyor bak en az %1'i evet. Tarım sektörüne, tarım kesimine destek olarak verilir diyor. Verilebilir değil. Verilebilir demiyor. Değil. Keyfiyete bırakmıyor. Bırakmıyor. Şimdi evet. Bu 2006'dan beri bu mevcut hükümet kendi yasasına muhalefet ediyor. %1'ini veriyor mu efendim? O bir de böyle bir destek var mı? Bakın. 2006'dan beri evet. Bize ne vermesi gerekiyormuş, ne vermiş şimdiye kadar. Hı hı, toplamını söyleyeyim size bakın. Evet. Bize 2006'dan beri eğer gerçekten doğru dürüst destek vermiş olsa, %1'ini vermiş olsa 234,5 milyar lira para vermesi lazım, destek vermesi lazım. 2006'dan ne kadar vermiş efendim? 234,4 milyar vermesi gereken para bu. Evet. Eski parayla 234 katrilyon lira para. Evet. Şimdi ne vermiş bize biliyor musunuz? 107,6 milyar lira ödemiş şimdiye kadar. Evet. Şöyle baktığınız zaman grafiğe hiçbir zaman %1'i bulmamış. Evet. 0,63, en son 0,30. En kabadayı rakamı 0,61. Ortalaması 0,46. Evet. Yani bunu vermediği gibi evet. Ne şey yapmış bize şimdiye kadar? 126,8 milyar lira ödemesi gereken parayı kesmiş. Evet. Şimdi siz çiftçiden bir şey bekliyorsanız bu destekleri şimdiye kadar eğer Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı bu destekleri adam gibi vermiş olsaydı şimdiye kadar bugün et ithalini falan düşünmüyorduk. Mercimekti, nohuttu, efendim samandı, ottu, çöptü bunları düşünmüyordu bu ülke. Bizim siz biliyorsunuz bizim çocukluğumuzda biz kendi kendine yeten 10 ülkeden tabii, birisiydik tabii. Türkiye. Okulda bunları söylerdi. Hep öyle dedi. Yerli mal haftaları yapardık. Tabii. Yerli malımız diye bir şey kalmadı. 60 yıllarında Kanada bizden mercimek tohumu götürmüş. Bizden tohum götürmüş. Tohum götürmüş. Evet. Şimdi satıyor. Şimdi bize satıyor. Evet. Oradan mercimek ithal ediyoruz. Peki efendim kendi bindiği dalı niye kessin bir hükümet? Yani niçin %1'ini vermiyor da neden teşvik etmediğini düşünüyorsunuz bir milletvekili? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şey değil mi? Şimdi planlamayı yapmıyorsunuz. Evet. Kendi çıkardığınız yasaya da muhalefet ediyorsunuz. Suç aslında bu. Değil mi? Suç işliyor. Kendi çıkardığı yasaya muhalefet ediyor. Evet. Sonra da 31 Mart geliyor diyor. Seçimler yaklaşıyor. Diyor ki işte ne olacak canım diyor şimdi burada diyor bir 10 milyon üretici varsa diyor 70 milyon da tüketici var diyor. Evet. Onun gözünü boyamaya çalışıyor. Evet. Eğer böyle gerçekten böyle bir şey yapmak istiyorlarsa evet. Biz üreticiler olarak şunu söylüyoruz. Biz çok üretelim, üretime çok destek versin iktidar, idare değilse hükümet adam gibi destek versin biz çok üretelim, üretici de ucuz yesin. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi geçen gün bakan 2 yıl önce bir açıklama yapıyor diyor ki Türkiye'deki örtü kapalı alan örtü altı tarımını 2 katına çıkaracağız diyor. Evet. Hedefliyoruz diyor. Evet. Ben burada bakana bir daha sesleniyorum. Yine yanlış yapıyorsunuz. Neden efendim? Mevcut seraları iyileştirip Antalya'ya gelmiş olan doğalgazı sera bölgelerine ulaştırıp kışın ısınabilir bir sistemi yaratırsanız zaten o hani kışın o soğukta 80-100 kilo biber patlıcan ürettiğimiz seralarda 1-2 ton mal keseriz. O zaman talebi bu arz karşılar, üretim karşılar, fiyatlar zaten otomatik olarak düşük olur. Müthiş hem bunda üretici kazanır. Evet. Çok mal kestiği için, tonajlı mal kestiği için, birim alandan daha fazla mal ürettiği için.
hem de tüketici ucuza gelir. Çok önemli bir konuya dokunuyorsunuz, değiniyorsunuz Sayın Özer. Yani o zaman bizim Serik'teki, Kumlucu'daki seyircilerimiz eğer bu doğal gaz giderse ciddi anlamda bir üretim artışı olacak. Tabii canım, şimdi biz bak bunu peki nasıl takip edeceğiz? Yani bunu nasıl oraya zorlayabiliriz biz hükümeti? Teşvik vererek şeyleri kesmeyeceksiniz. Bu destekleri kesmeyeceksiniz. Doğal gazı götüreceksiniz. Kapısına bırakacaksınız. Götürtülmesi için ne yapacağız? Yani canım çok, onlarda koskoca şey düşünsün. Evet. Bakanlıklar düşünsün. Evet. Yani bunu arttırsınlar. Yeni yatırım alanları yapacaklar. Mesela bizde 40 yıllık, 50 yıllık seralar var. Cam seralar var. Siz yeriniz Antalya'yı tanıyorsunuz. Evet. Bu Serik bölgesinde, Aksu bölgesinde, Kumluca'da seralar ömrünü bitirmiş. Şimdi bu seraların yenilenmesi lazım. Nasıl yenilecek? Uzun vadeli subvansiyeli kredi verilmesi lazım. Doğru. Çiftçiye. Evet. Yani bu 7 yıl falan filan değil. En az 10 yıllık. 2 yılı ödemesiz. Gibi. Hiç ödemesiz. Değil mi? Değil mi? Evet. 2 yılı faiz ödemeli. Geri kalan 6 yılda ana para artı faiz ödemeli bir subvansiyeli bir sisteme ihtiyaç var. Çünkü çiftçinin zaten birikimi yok. Altından kalkamaz yoksa. Yoksa önce değil çiftçi mi? Kendisine bir iletişim 3-4 sene kendisine çalışması lazım. Tabii ki. Yoksa ayakta bunu yapacaksınız. Evet. Şart koşacaksınız. Seranızı şu projeyle yapacaksınız diyeceksiniz. Evet. Ondan sonra %60 havalandırma olacak, seranızı alacaksınız. Şimdi yeni eski seralara biz insekt türü çekemiyoruz, böcek türü çekemiyoruz. Bu böcek türünü çektiğimiz zaman bu sefer içeride havalandırma sorunu başlıyor ve mantar hastalıkları başlıyor. Evet. Yaprak hastalıkları başlıyor, kökçülükleri başlıyor, bitkiyi kaybediyoruz. Doğru. Onun için %60 havalandırmalı sistemli seraları yaptırmalıyız çiftçiye. Bunun içerisine doğalgazı getirmeyi, ısıtmayı koymalıyız. İnsek böcek türlerini çekmeliyiz ki içeride daha az ilaçlı mücadeleye yapmalıyız. Değil mi? Harcamada daha tabii canım şimdi olsun. Yani evet. İçeriye sinek sokmayacağız, evet. Böcek sokmayacağız, içeride böcekli mücadeleye gireceğiz. Evet. Organik tarıma doğru bir geçiş yapmamız lazım. Ama mevcut sağ olsun bizim bakanlarımız yani bu konulardan bir haber. Ben her gittiğim yere söylüyorum. Anlatıyorsunuz zaten bunları. Anlatıyorum ama ben evet. Bakana diyorum ki ya Allah aşkına diyorum ya. Ya gelin Antalya'ya. Sizden para pul istemiyoruz. Evet. Size bir mandarlık yapalım. Gelin Antalya'da bir tarım çalıştayı yapalım. Değil mi? Ne kadar güzel olur. Bakın ya bir çalıştay yapalım. Sorunları evet. Yerinde görün. Ben dün de bir televizyon kanalında söyledim. Dedim ki bakın biz eve mutfağa bir sebze alacağımızda, pişecek bir şey alacağımızda kime soruyoruz? Eşimize soruyoruz. Çünkü yemeği o pişiriyor. Tabii. O yapıyor. Tabii. Biz de diyoruz ki gelin burada bize sorun. Biz size mihmandarlık yapalım. Yasa çıkaracaksanız yasayı buradan çıkarın. Yani yukarıdan kafanıza göre bir yasa çıkarıp ortaya atıp da orada denenir mi denenmez mi yapmayalım. Değil mi? Gelsinler Sayın Bakan, Tarım Bakanı da gelsin, Ticaret Bakanı da gelsin, Sayın Hazine Bakanı da gelsin. Gelsinler Antalya'da bir çalıştay yapalım. Burada komisyoncuyu dinlesinler, üreticiyi dinlesinler. Böyle bir niyetleri olabilir. Hani iyi, eğer niyetleri varsa zaten bunun yolları da açık. Siz de söylüyorsunuz. Birçok bu işi bilen insanlar da bu sistemi söylüyorlar. Yani aslında hükümetin yapması gereken bunu dediğiniz gibi bir çalıştayla oturup konuşursunuz ve sonuca gidersiniz. Gönlü yok. Ha, gönlü yoksa gönlü yok. Yani, hani bizde bir laf var. Evet. Çobanın gönlü olsa tekeden süt çıkarır derler. Evet. Yani, ya çobanın gönlü yok. Anlaşılan o. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakın o kadar kötü duruma getirdiler ki bölgeyi. Evet. Ya insan çiftçisine terörist der mi? Bir de böyle fırsatçı der mi çiftçisine? Üreticisine böyle bir şey denir mi? Denmez. Bir cumhurbaşkanı şunu söyleyebilir mi? Cudi'deki, Gabar'daki teröristler bunlar aynı diyorsa o zaman çiftçi ne düşünür? Komisyoncu ne düşünür? Bu sözden sonra karşılaştığınız sonuç ne oldu? Yani çiftçilerimiz nasıl baktılar bu düşünceden sonra? Valla çiftçilerimizle ben herkese görüşüyorum. Bir de benim bir yapım var. Ben bütün siyaseti yapan arkadaşlarla, diğer siyasi partiye görev vermiş insanlarla da görüşüyorum çiftçi kesiminde. Ben size şunu söylüyorum. Bir kere kesinlikle 31 Mart'ta reddettiklerini söyleyecekler. Yani biz terörist değiliz. Evet. Biz milliyiz. Asır milli biziz. Biz üretiyoruz. Üretiyoruz. Çocuklarımıza bakmıyoruz çiftçiler. Bak ben size bir şey söylüyorum. Çocuklarına bakmıyor çiftçi. Bebesine bu kadar iyi bakmıyor. Bitkisine baktığı kadar. Değil mi? Evet. Bütün evet. Kışla mücadele ediyorsunuz. Donla mücadele ediyorsunuz. Doluyla mücadele ediyorsunuz. Kalıp orada hortumla mücadele ediyorsunuz. Evet. Tesislerini kaybetti. Evet. 2000 dönüm Kumluca'da sadece ört altı tarım yapan tesis gitti. Hurdaya gitti. Değil mi? Bu şimdi Ziraat Bankası'nın kapısındalar. Evet. Gene sağ olsun bizim Çevre Bakanımız var. Onunla ben de Çevre Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Onunla beraber ortak bir çalışma götürdük. Şu seraların yapı ruhsatı istiyorlardı. Ha bir onu duymuştum. Tabii evet, şimdi. Evet. Ne oldu efendim o? Şimdi şöyle şimdi 2017'de bir yasa çıkarmışlar. Bu sonradan farkına vardık. Yeni bir bölge müdürü değişmiş Antalya Ziraat Bankası bölge müdürü. Demiş ki bundan sonra subvansiyeli kredi isteyenlerden, tesis kredi isteyenlerden şey yapacaksınız, yapı ruhsatı isteyeceksiniz.
Ya bir baktık, dönümde 15-20 bin lira maliyeti var. Yani siz artık şey. Onu nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz çiftçiye? Hı-hı. Çiftçi geliyor, zaten parası yok. Özel bankalarla yapma şansı yok, evet. Oraya geliyor. Diyorsunuz ki, yapı denetimi giriyor, elektrik giriyor, makine giriyor. Aslında çiftçi yani resmen sen 5 dönüm sere yapan bir adam 5 bin metrekare inşaat yapıyor gibi proje çizdirecek. Yani, böyle bir mantık var mı? Hayır, doğru değil. Anlata en sonunda geçen hafta Ziraat Magazin'den yazı gönderdiler. Evet. Artık dediler bundan sonra ruhsat istemeyeceğiz. Çünkü uygulama şansı yok. Yok değil mi? Bir de yani, mesela belediye başkanı. Evet. Geliyorsunuz belediye, imar alanında değil araziniz. Böyle İmar alanında yani. Olmayan bir arazi nasıl imar planı yaptı? Değil mi? Zaten tarım arazi sorusu. Yani diyor ki, ana cepheden yol cephesinden 10 metre çekeceksin. Komşu parselden 5 metre çekeceksin. İyi de zaten adam 3 dönüm yeri var, 4 dönüm yeri var, 1 dönümü gitti. Tabii. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ha, kontrollü yapılmalı dedik. Sağ olsunlar onu hallettik bakın. Sana söylüyorum, bunlarla uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar. Ben inşallah iyi şeyler olacağına inanıyorum. Peki efendim, kısa vadeli çözümler. Yani biz şimdi Tanzim satışları kuyruğunda mı, bundan sonra Türkiye böyle bir durumla mı karşılaşacak? Acil çözümümüz var mı? Hani ithalat mıdır ya da üretim? Ne yapmamız lazım? Ama şimdi şöyle anlatayım size bakın. Evet. 2004 yılından 2018 Ekim bazına kadar nüfus %17 artmış Türkiye'de. Evet. 66 milyon nüfustan ortalama 80 milyonun üzerine çıkmış. Evet. Tarım sektöründe ne kadar büyük? %12 düşüş var. Vay canına. Yani iki tane Antalya büyüklüğündeki arazi tarım terk etmiş Türkiye'de. Tarım, evet. İşçi terk etmiş, çiftçi terk etmiş. Ben tarım yapmıyorum demiş. Makas ne olmuş biliyor musunuz? %17 büyümüş. %17-12 tarım düşüklüğü var. Aradaki. Makas 14 yılda 29 olmuş. 17-29 açılmış. 29 açılmış. Şimdi evet. Bu şekilde açılmaya devam ederse, evet. Eğer gerçekten teşvik verilmezse, teşvikler doğru verilmezse, üretime katkı yapacak, katma değer yaratacak teşvikler ortaya konmazsa, bu makas açıla gidecek. İki gün sonra domatesi de dışarıdan alacağız, biberi de dışarıdan alacağız. Ya da saksılar da ekmeye başlayabilir miyiz yani? Ya etseniz bir şey yapamazsınız. Yapamazsınız. Keşke yapabilse, herkes saksısı da yapsa da. Değil mi? Bedava yese, ucuz yese, böyle bir şey yok. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu mantıkla, bu tarım politikasıyla bu ülke bütün dünyaya 80 milyonluk, 81 milyonluk bir şey pazar olur. Yani, artık bundan sonra her gittiğiniz zaman ithalata sarılırsınız. İşte et ithal ettiniz, tonlarca kargaslar geldi, hayvanlar geldi, anguslar geldi. Ya Allah aşkına, son iki yıldır bu böyle bir politika götürüyorsunuz. Bir Allah'ın kulu söylesin bana, et fiyatları düştü desin. Düşmedi. Düşmüş mü? Hayır. Yani dökme suyla değirmen dönüyor mu? Dönmez. Dönmüyor. Değirmene adam gibi su getireceksiniz. Evet. Yani ben inanıyorum, bütün Akdeniz Havzası dahil. Bakın, ben bir basın toplantısı yaptım Kumluca halinde saat 5:30'da sabah. 1.400.000 izlenici var. Değil mi? Çünkü insanların Elazığ'dan, Urfa'dan, bakın Adana'dan, Ceyhan'dan, evet. Afyon'dan beni çiftçiler buluyorlar, arıyorlar, mesaj atıyorlar. Allah bin kere razı olsun sizden diyorlar. Evet, çok önemli bir konu. Hiç bu konulara kimse değinmedi şimdiye kadar diyorlar. Evet, maalesef. Ve şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes aklını başına alacak. Sayın Bakanlar aklını başına alacak. Bu işi düzelteceğiz. Evet. Yani hep beraber düzelteceğiz. Toplum çünkü olarak da bu konuda... Ben şunu demiyorum ya. Ben bir siyasi partinin bir milletvekili olarak konuşmak istemiyorum burada. Siz ben bir üretici, çiftçi, bu işin içinden gelen, borcu bilen, harcı bilen bir adamım ben. Evet. Bir vatandaşım. Ben de milletvekili olmuşum. Bu insanlar beni seçmiş. Evet. Ben de kendi insanlarımı hakkını savunacağım. Siz sektörün içinden geliyorsunuz zaten. Acıyı biliyorum yani, ben. Ziraat Bankası'na borcu biliyorum. Evet. Çiftçilerin çoğu zirailaşma ise önünden geçemiyor. Evet. Mesela geçen gün bir bu kriz patladığında bir zirailaşma ise arkadaşıma telefon açtım. Dedim ki size dedim bir yılda 20 bin lira sezonda para ödeyen bir çiftçi fidesi dahil şeyi ve sana. Gübresi, ilacı dahil. Şimdi size geldiği zaman ne ödeyecek diyorum ben. Abi 45 bin lira para ödemesi lazım bu yıl diyor. Şimdi nereye vardık biliyor musunuz? Dolar fırladı. Evet. Piyasada hiçbir ithalatçının güveni yok. Bizim bütün girdilerimiz dolarla geliyor. Tabii. Yurt dışına geliyor. Gübreyi yurt dışına kullanıyoruz bakın. Evet. Tohum yurt dışına geliyor. Birçok tohum. Plastik, ana maddesi, petrol ürünü yurt dışına geliyor. Geçen sene 10 liraya 12 lira aldığımız plastik kilosunu şimdi 18-20 liraya gelmiş. Değil mi? Korkunç bir şey. Korkunç bir şey var. Evet. Şimdi bizler şimdi çiftçi hanım yapacağım diye uğraşıyor. Bak bir de ayrı bir boyutu var bizim yaptığımız işin. Kumcu'nun nüfusu 80 bin yaklaşık. 30 bin dışarıdan beraber ekmek paylaştığımız insanlar var. 30 bin kişi en az. Evet. Yani her 3 dönüm serenin etrafında
3 kişilik bir ortakçı ailede besleniyor. Var değil mi? O da önemli. Tabii, tabii ki. Tabii. Onlar da besleniyor. Bir İstanbul tabii boyutu var. Tabii ki. İşsizliğin önüne geçiyoruz. Antalya'da 1 milyona yakın şey var, üretici var. Düşünebilir miyim? Bu içindeki %25'i olsa 250 bin kişi yapar. O zaman siz bu sektörü desteklemezseniz, bu sektör 2 yıl sonra batarsa... Bir, ne olacak? Canım ortaya 250 değil bin mi? Kişiyi daha işsiz olarak sağlamış olursunuz piyasaya. Değil mi? Benim ortaklarım var mesela. Adana şeyden gelen, Konya'dan gelen, Bozkır'dan gelen, Isparta'dan gelen arkadaşlarımız var. Türkiye'nin her yerinden insan çalışıyor bu bölgede. Ortakçı statüsünde. Evet. Bu adamlar buraya tatil yapmaya gelmediler. Ekmek kazanmaya geliyorlar. Onların ellerini bir gör. Toplumun beslenme sorunu da başlayabilir mi önümüzdeki süreç için? Yani böyle giderse. Canım tabii canım. Şimdi siz önce insan ne isteyecek? Evet. Önce karnı doyacak. Hı hı. Ondan sonra elbise isteyecek. Önce bir de sağlıklı beslenmek zorunda. Yani beslenecek. Bir de yani ekmekle yaşayamaz insan. Yani bu. Sebzesini, meyvesini yemesi gerekiyor. Şimdi et fiyatlarını görüyorsunuz. Ondan evet. Sonra sebze. Elma fiyatlarına bakın. Hı hı hı. Şimdi Gömbe'de var bizim biliyorsunuz. Hı hı. Kaş Gömbe. Evet. Akçay var elmalı. Akçay evet. Var. Isparta bölgesi elmacılık yapıyor. Hı hı. Ya depolar ağzına kadar elma dolu. Alan satan yok. Niye efendim? Talep yok. Ya üretim planlamanız yok. Değil mi? Yani mesela şunu söyleyebilir misiniz? Hı hı. Siz bir vatandaş olarak gelecek sene patatesi ya da soğanı kaç para yiyeceğiz biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Nasıl hatta hiçbir şey yok. Bilmiyoruz. Domatesi kaça yiyeceğiz? Bilmiyoruz. Kaça mal edeceğiz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi böyle planlama olacak. Böyle bakanlıklar olmaz. Evet. Ben şunu söylüyorum. Artık bakanlıkları ehil insanlara verin. Hı hı. Tarımın içinden gelsin Tarım Bakanı. Hı hı. Nasıl Sağlık Bakanı bir sağlıkçı olması gerekiyorsa, doktor olması gerekiyorsa. Gibi, tabii yani. Bu tür şeyler olsun. Bu işin mantığı da bu zaten. Tabii canım şimdi bürokrasi de bu işe yardım etsin. Bizler de yardım edelim. Değil mi? Bizim derdimiz şu değil. Sakın kimse yanlış anlamasın. Aslında siz muhalefet etmiyorsunuz. Belki de iktidara şu anda destek olmaya çalışıyorsunuz. Yani bir şeyler düzelsin diye. Tabii hani fikir veriyorsunuz. Canım. Aslında son derece faydalı. Bu sektörü kurtarmaya çalışıyoruz. Değil Türkiye'ye mi? Kurtulsun değil istiyorum ben. Evet. Benim derdim şu değil ki. Bunlar yapamasın. İki gün sonra biz gelelim. Millet batsın. Öyle bir şey düşünmüyorsun. Çok önemli bir bakış açısı. Onlar yapsın. Evet. Biz iktidara gelirsek bunun daha iyisini yapacağız. Değil mi? Çünkü bütün planlamayı biliyoruz. Türkiye'de nasıl bir sistem yaratması gerektiğini biliyoruz. Tarımı 5 yılda ayağa kaldırırız 5 yılda. Evet. Hayvancılık diye bir şey kalmaz. Et ithalatı diye bir şey kalmaz 5 yıl içerisinde. Bu kadar iddialısınız. Ama teşvikleri düzgün vereceksiniz. Ama gerekli bir de verdiğiniz teşvikleri takip edeceksiniz. Evet. Mesela anlatayım size. Tarım İlçe Müdürlükleri, İl Müdürlükleri. Hı hı. Alın ne kadar veteriner varsa 15-20 bin veteriner kadrosu açın. Hı hı. Ne yapacaklar? Verdiğiniz kredileri, destekleri verdiğiniz kredileri hayvancılığı takip etsinler. O değil bölgeyi mi? Takip etsinler. Sen, kardeşim sen şu çiftlikten sorumlusun de. Ölüsü de dirisi de senden sorarım de. Hı hı. O verdiğiniz parayı takip edin. Ne olduğunu oluşturun. 5 yılda Türkiye'de ne ihtiyacı kalır ne bir şey kalır. Evet, sizi dinlemelerinde yarar var Sayın Özel. Biz zamanımızı da açtık. Çok teşekkür ederim. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilir miyim? Buyurun. Son mesaj. Buyurun. Eğer bu üretime emek veren insanlar, yani tarıma emek veren insanlar, şu 31 Mart'ta bir sarı kart göstermeleri gerekiyor. Yani mevcut iktidara korkmasınlar bir sarı kart. Evet. Gerçi gittiğim çiftçiye çoğu diyor, artık sarı da değil, kırmızı göstereceğiz diyorlar da. Ama biz sarıya da razıyız. Razıyız diyorsun. Bir sarı kart göstersinler. Evet. Zaten 31 Mart'tan sonra 1 Nisan itibariyle yine Cumhurbaşkanlığında kalacak. Değil mi? Değişen ondan sonra olmayacak. Bakanlar yerinde kalacak. Onlar bu Türkiye'yi idare edecekler. Evet. Onun için onlar da bir oturup düşünsünler. Ya bu çiftçi kesimi bizden niye kaçtı kardeşim? Bu Antalya'yı biz niye kaybettik? Hı hı. Bu Adana'yı niye kaybediyoruz? Mersin'i niye kaybediyoruz? Bir düşünsünler. Bir düşünsünler. Değil mi? Evet. Onun için çiftçilerimize buradan tek mesajım budur. Sarı kart versin. Biz sarı kart verin. Evet. Onlar da şapkayı koysunlar üzerine düşünsünler. Hı hı. Biz bunu niye kaybediyoruz desinler. Bence doğruyu bulacağımıza geliyorum. Evet efendim. Çok teşekkür ederim açıklamalarınızdan dolayı çalışmalarınızdan dolayı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler.